Selam arkadaşlar, beraber bakalım kanalıma. Hoş geldiniz. Bugünkü videom size bir yorum videosu olsun. Yani sizin yazdığınız yorumlara bir yorum videosu olsun. Genel olarak konuşmak istiyorum. Bana gerçekten size çok çok iyi, sizden yani çok çok iyi yorumlar geliyor. Biliyorum benim Türkçem o kadar çok iyi olmadığı için bu konu hakkında da zaten bayağı bir yorumlar geliyor. Ama ben bu yorumları gerçekten geçiyorum. Çünkü anladığım kadarıyla beni gerçekten sadece kulağımla değil kalbiyle de dinleyen çok insan olduğu için neyi ifade etmek istediğimi anlıyorlar, ne söylemek istediğimi anlıyorsunuz ve bunun için size gerçekten teşekkür ediyorum. Ben başka konular hakkında konuşmak istiyorum. Bana bu iki tane videom var benim. Bu Türkiye, Almanya hakkında yok artık dediğin konular ve ikincisi de birinci veya ikinci bölüm bu Almanya hakkında videolar yapmıştım. Ve birinci ve ikinci bölüm galiba bu Almanya'daki kiralar konusunda falan. Onun altına baya baya bir kötü yorumlar geliyor. Kötü yorumlar dediysem bana sen yalancısın, sen sadece yalan söylüyorsun, sen insanları bilgilendirecek, sen o zaman doğru bilgiler ver diye. Çok yalan söylüyorsun, söylediklerin hiçbir şey doğru değil gibi konular yazıyorlar, yani yazıyorsunuz benim altıma. Bilmiyorum bu bana yazan insanlar bu yorumların bana abone mi değil mi diye. Hiç bakmadım da doğrusunu isterseniz ama sanırım o videoları izleyen insanlar belki bu videoyu da izler. Ve başlayalım. İlk önce benim bu yalan söylediğim konular, yani ben çok yalan söylüyormuşum. Almanya'da işte 800-900 euro kira mı olurmuş, insanlar 200-300 euro da kirada yaşayabiliyorlarmış vesaire vesaire şeyler. Arkadaşlar ben size sadece bir geri soru sormak istiyorum. Türkiye'de yaşayan insanlar bunu bilir, ben bunu bilemem çünkü ben Türkiye'de yaşamadığım için. Türkiye'de diyelim ki İstanbul'da veya İzmir'de veya Antalya'da veya Kars'ta veya Erzurum'da veya Ankara'da veya Trabzon'da veya Zonguldak'ta 4, diyelim ki atıyorum ben şimdi 4 odalı bir ev her zaman aynı fiyatta mı? Yani her ilde olsun, her şehirde olsun, her kasabada olsun aynı fiyat mı? Tabii ki değil. Sadece ben bu kadarını düşündüm. Belki siz öyle benim gibi düşünmediniz. Ben bunu düşündüm ki yani böyle bir 3-4 odalı bir eve normal şekilde, yani normal bir yerde, yani çok ufak bir yerde değil, çok büyük bir yerde değil, normal bir şehirde atıyorum 30-40 bin veya 20 bin nüfusu olan bir yerde ortalama, ben tabii ki size sadece ortalama fiyatları veriyorum. Yani 3-4 odalı bir ev kaç paraya gelir diye. O yüzden ben size 600'den 800 euro arası soğuk fiyatları verdim. Bu demek değil ki 200-300 euroya da kiralar yok diye. Tabii ki var. Ama siz bunu bu kadar düşünmeniz, yani ben sizden bunu bekledim, belki öyle değildir. Ben sizden bekledim ki yani siz bunu kendiniz biliyorsunuz. Bir evi satın alırsan veya bir daireyi satın alırsan veya kiraya falan girdiğin zaman tabii ki bu dairenin, bu evin fiyatları çok kriter mi diyorlar, bağlı olan bir şey. Yani atıyorum evinde veya dairende sobayla mı ısıtıyorsun veya kaloriferle mi ısıtıyorsun, gazla mı ısıtıyorsun, bizim gibi mazotla mı ısıtıyorsun ve çoğu kişi onu da yazdı, mazot ne demek ya bilmem ne falan diye küfür söyleyen insanları hiçbir yorum atmıyorum onlara zaten, gördüğüm zaman her seferinde de siliyorum. Neyse. Ama dairenin kaç yaşında olduğu, dairenin ne bileyim ne özellikleri olduğu olan şey, dairede bayağı bir ithalat yapmam mı gerekiyor değil mi, halı flex mi veya tahtadan mı yerler, camlar 2 senelik mi veya 20 senelik mi, 30 senelik mi, böyle kriterleri. Ve ben size bunu benim videolarımda da söylemiştim, benim oturduğum yer gerçekten ufak, yani gerçekten köy diyebilirsiniz, sonuçta 400 bilmem kaç nüfus var burada ve benim en yakın büyük şehir dediğim, yani benden 8-10 kilometre 20 bin, 22 bin galiba olduğum nüfus taşıyan bir şehir. Ve ben size misal vermiştim, yani benden 15-20 kilometre uzakta olan kira fiyatları şöyle, bizim burada böyle, bizim ne bileyim benden 20 kilometre uzakta olan şehirde kiralar nasıl diye. Siz beni galiba yanlış anladınız. Dediğim gibi benim söylediklerim ortalama, tabii ki sizin kendiniz biraz araştırmanız gerekiyor bir yere taşınırsanız. Bunun için
Çoğu iPhone için veya başka telefon için app'ler var. Bu Immobilien Scout olabilir misal olarak. Ve siz zaten bir şehri yazdıktan sonra kendiniz görürsünüz. Ama ben kendim için konuşuyorum ve ben kendim için diyorum. Bizim bu taraflıkta 3-4 odalı bir eve 200-300 oraya çok az bulursunuz. Bulursunuz belki de ama gerçekten çok yıpranmış veya sadece bir oda veya sadece iki oda olan, yani bir oda bir salon oluyor ya, öyle olan evler bulabilirsiniz diye. Bu genel olarak asla öyle bir şey yok diye falan değil ve evet, kiralar burada gerçekten pahalı olan bir şey. Yani normal 3-4 odalı bir eve geçmek istiyorsanız ve evin yani süper lüks olması gerekmiyor ama ne bileyim, ithalat istemeyen bir ev geçmek istiyorsanız, o zaman maalesef 600 euro ile 800 euro bayılacaksınız. Bizim burada böyle. Yalan söylediğim diye bir şey yok. Ben size şimdi gerçekten benim nerede oturduğum lazım değil ama kendiniz bu Immobilien Scout'a bir girip Stuttgart tarafında veya Stuttgart yazın. Orada bir dairelere bakın lütfen. Yani kendiniz biraz araştırın. Sadece bizim YouTuber'lara inanmaktan olmuyor bu işler. Siz Türkiye'den buraya gelmek istiyorsanız o zaman kendiniz araştıracaksınız. Ben yani siz sadece bir YouTuber'a, bana veya başka da inanmaktan olmaz ki bu işler. Sonuçta siz bir hayatınızın başka bir dönemini geçiyorsunuz. Tabii ki ilk önce hazırlıklı olmanız gerekiyor. Ben size genel olarak konuşuyorum ki aklınızda kalsın. Şok olmayın, etmeyin diye. Veya başka birisi, atıyorum yani şimdi 100 euro size derse, ne bileyim 4 odalı bir ev 100 euro falan derse, yani o umutları kapınmayın diye. Ondan sonra başka bir de bu yalan söylemesi arkadaşlar, ben size yalan söylesem, bir de bunu da siz düşünmüyorsunuz, bana kötü yorum atıyorsunuz. Hadi diyelim ki ben size yalan söyledim, benim elime ne geçiyor? Ben bunu anlamadım. Yani diyelim ki evet, Almanya'da her ev, her bina isterse bir oda olsun, isterse 10 oda olsun 100 euro diyelim ki, ve ben kalkıp da size yalan söylüyorum. Bu benim elime ne geçirecek ki? Yani siz şimdi, ben size şimdi bilgilendiriyorsam ve size diyorsam böyle 3-4 odalı ev veya daire 600'den 800 euro soğuk kira. O zaman sizin elinize veya benim elime ne geçecek? Ben bunu anlamıyorum gerçekten. Ve bu doğru olan bir şey. Büyük şehirlerde de, merkez büyük şehirlerde de oturduğunuz zaman pahalı, gerçekten pahalı. Bu Berlin'de olabilir. Benim dediğim gibi arkadaşım Berlin'de ve Berlin'de bir oda 1+1'e 300-400 euroya bulabilirsiniz ve 1+1'i veya 2+1'i 4000 euroya da bulabilirsiniz. Bu evin nerede olduğu, bu evin nasıl bir şekilde olduğu, atıyorum önünüzde havuz mu var yoksa önünüzden bir otoyol mu geçiyor? Veya ne bileyim işte, dediğim gibi evinizi neyle ısıtıyorsunuz gibi şeylere, tabii kriterlere bağlı olan bir şey. Dediğim gibi genel olarak ben her şeyi anlattım size. Bir de en çok konuşulan konu, ben size her zaman diyordum, pazar günleri her yer kapalı diye, doğru olan bir şey. Yani ben Berlin'de de gittim. Berlin'de de çoğu yer kapalı pazar günleri. Tabii ki orada fırınlar, bilmem kaç milyon nüfus yaşıyor orada. Bazı yerler tabii ki açık. Berlin zaten bambaşka bir şey. Ama ufak kasabaları falan düşündüğünüz zaman, benim oturduğum gibi yerlerde oralar her yer kapalı arkadaşlarım. Ve ben bunu size de göstereceğim. Bir vlogla şehri gezeceğiz. Ve size bütün fırınları, bütün dükkanları, sokaklar ne kadar bomboş olduğunu göstereceğim size. Bazıları kalkmış bana diyor ki ya sen yalancısın. Artık neler, ne mallığım kaldı, ne bilmem ne küfürler duydum bu konu hakkında. Yani bu konu hakkında bir insana küfür etmesi zaten bayağı bir, bana göre yani ne söyleyeyim ki artık, neyse. Bazıları bana dedi ki işte sen yalan söylüyorsun. Pazar günleri ben Türk ekmeği bile bulabiliyorum. Tebrikler arkadaşım, gerçekten vardır, ben hayır yoktur demiyorum. Ama çoğu yerler pazar günleri Almanların resmi tatil gibi diyeyim artık. Açık olmayan bir gün, her çalışanın yani onun da çalışmadığı bir günüdür. Ve belki atıyorum, belki daha büyük şehirler fırınlar belki sabah 10'a kadar açıyordur, ne bileyim sabah 7'den 10'a kadar açıyordur. Bizim burada maalesef öyle değil.
Ve istasyonlardan yani benzin istasyonundan ve restoranlardan, kafelerden başka bir yer açık değil. Sinemaya gidebilirsiniz. Sinemalar da açık tabii ki. Tiyatro falan galiba pazar günleri de tiyatroda yani oyunlar falan oluyor. Ama şimdi kalkıp da hadi ben gideyim süpermarkete alışverişimi yapayım. Hayır, olmuyor. Veya kalkayım ben bugün ne bileyim fırından ekmek alayım bizim burada olmuyor arkadaşım. Ve siz bunu ben her seferinde diyorum genel olarak. Genel olarak yani siz kalkıp da Berlin'e gideceksiniz, orada yaşayacaksınız. Tabii ki orada bazı yerler açıktır. Buna ben kendim de biliyorum. Ama genel olarak pazar günleri Almanya'da her yer kapalı ve bu yalan diye bir şey değil. Ve gene size geri soruyorum. Ben size bu konu hakkında yalan söylesem elime ne geçecek? Ama neyse yani sizin için ben çok büyük yalancıyım. Ben ne bileyim dünyadaki en büyük yalancıyım. Sizi yanlış bilgilendiriyorum diye. En çok kurallar. Bu Almanya'da böyle kurallar yoktur. Bu en çok ev konusunda yani yazmıştım ya saat 10'dan sonra ses yapması yasak diye veya öğlenleri saat 12'den 2'ye kadar ses yapması yasak diye ve çoğunuz bana dedi ki ya ben evimde süpürürsem o zaman benim komşumu ne tınlar gibisini. Arkadaşlar siz bunu gene de düşünmüyorsunuz. Bazı evler var ki sanki duvarlar kağıttan yapılmış gibi. Bazı evler var ki ne bileyim komşunuzu oturma odasında karısıyla ailesiyle konuştuğunu bazen duyabiliyorsunuz. Ve öyle evlerde maalesef siz atıyorum komşunuzun ufak bir çocuğu varsa ve diyelim ki öğlen uyuyorsa ve siz süpürgenizi açarsanız o zaman olabilir bunlar. Ve balkonda oturması akşamları saat 10'dan sonra sessiz öyle bağırması etmesi yasak. Size polis gelebilir. Benim burada arkadaşım akşam saat 10.30'da falan kapısına polis geldi. Ve komşuları şikayet etmiş. Ondan sonra polisi de yani polis çaldı kızın kapısını ve dedi ki lütfen burada parti yapılıyormuş. Lütfen saat 10'u geçiyor. Lütfen partinizi, müziğinizi bilmem ne falan her şeyinizi kapatın diye. Kız dedi ki lütfen içeri girer misiniz? Burada parti diye bir şey yok. 2-3 tane kız oturmuşlar kahve çay içip beraber konuşuyorlar. Kahkaha ediyorlar bilmem ne falan. Ama kızın oturma odası komşunun yatak odasına aynı denk geldiği için ve duvarlar maalesef çok ince olduğu için tabii ki komşusu bunu polise vermiş ve bunu siz bazı insanlara sorarsanız çoğu olan bir şey. Yani bazı evler maalesef iyi malzeme mi kullanmıyorlar veya ne bileyim duvarları ince mi yapıyorlar? Bazı evlerde bu olan bir şey. Ve evet kira kontratında daha yeni 2-3 gün önce benim elimde bir tane kira kontratı vardı ve size bütün anlattığım şeyler yazıyordu. Hele hele bu akşamları duş yapmasını da bazı evlerin eski evlerin daha çok boruları yani su boruları duvardan geçtiği için ve olabilir ya sizin duş yaptığınız yer ne bileyim sizin komşunuzun yatak odasına aynı olduğu için ve ses yaptığınız zaman komşunuza ses gittiği için bu yüzden size bu yasağı yapıyor. Tabii ki bu yasağı siz tutuyor musunuz, tutmuyor musunuz? Kendinize bağlı olan bir şey ama saat akşam 10'da 11'de falan polis zilinizi çalarsa o zaman çok normal bir şey bu. Ve gene de diyorum her ev için geçerli değil. Ama çoğu nasıl derler çok insan yaşayan evlerde normal kontrat böyle yazan var. Olmayan yok. Ben size yalan söylemiyorum. Ve bu konuda da ben size yalan söylesem benim elime ne geçecek arkadaşım? Bir de en çok bana çok kızan oluyor. Ben Almanya'yı Türkiye ile kıyaslıyormuşum veya bu Türkiye Almanya hakkında söylediğim bilgileri sanırım yanlış anlıyorsunuz. Ben şimdi kalkıp da bu Almanya hakkında yok artık dedirten konular videosunu yaptım ya. Siz bu videoyu galiba ben Almanya'yı kötüler gibi yani öyle anladınız. Bu öyle değil. Belki benim suçum. Genelde suçu ben kendimde arıyorum, siz de değil. Belki diyorum yani beni yanlış anladınız. Zaten bu videoya falan hiç böyle duygularımı falan göstermek istemiyorum. Çünkü aslında bazen çok kızıyorum. Ondan sonra diyorum ki ya ben kime kızıyorum ki aslında? Yani tanımadığım insanlar. Ve bu nasıldı? Bu Almanya Türkiye ile kıyaslama konusu. İşte dediğim gibi
Ben size bu videoyu yaparsam ve daha da video tabii ki Almanya hakkında yapacağım ama sadece Almanya hakkında ben videolar yapmıyorum. Bunu da söyleyeyim. Benim vloglarım ama maalesef böyle. Ben sadece Almanya hakkında vlog yapmıyorum veya sadece Almanya hakkında bilgilendirme yapmıyorum. Ben bir gün pasta yapıyorum, yemek yapıyorum. Ondan sonra köpeğimi gösteriyorum. Evde bazen sadece vlog görüyorsunuz. Sadece benim suratımı görüyorsunuz. Böyle vlogları da görmek isteyen birisiysen o zaman başımın üstünde yerin var. O zaman lütfen kanalımda kal. Ama yok diyorsan ben sadece Almanya hakkında bilgi görmek istiyorum. O zaman maalesef ben sadece Almanya hakkında bilgi vermiyorum. Ara sıra tabii ki öyle videolarım da olacak. Ama dediğim gibi sadece o konuları yapmıyorum ben. Geri gelelim bu kıyaslama konusunda. Arkadaşlar ben hiçbir zaman, bunu lütfen anlayın, ben hiçbir zaman ne Almanya'yı kötüledim, o videolarla da ben Almanya'yı kötülemedim. Sadece size bilgi verdim. Ve bu sizin işinize gitmiyorsa ve bu bilgiler sizin için iyi değilse, güzel değilse, hoşunuza gitmiyorsa bu demek değildir ki ben Almanya'yı kötülüyorum veya Türkiye'yi kötülüyorum. Ben hiçbir ülkeyi yani kötülemem. Ve kıyaslama konusunda da arkadaşlar ben Almanya'da doğdum. 3 yaşında Türkiye'ye gittim ve 6 yaşında Almanya'ya geldim. Yani 3 yaşından 6 yaşına kadar Türkiye'de yaşadım. Artık o yaşlarda bir ufak çocuk Türkiye'den ne kadar anlarsa hiçbir şey. Onu anladım ben. Yani fiyatlar olsun, ne bileyim başka yaşam şartları olsun bilmem ne falan. Türkiye hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Şimdi siz bana kalksanız deseniz ki Deniz Türkiye'de etin fiyatı kaç para? Biliyorum çok yüksek olduğunu ama tam olarak ben size söyleyemem. Veya bana deseniz ki işte elmanın fiyatı kaç para? Veya ne bileyim 3 artı 1 veya 4 artı 1 odanın kiraları İzmir'den geliyorsun Deniz. Oradan bari bil diye bilmiyorum. Kıyaslayamam Almanya'yı Türkiye'yi çünkü ben Almanya'da ortalama her şeyi biliyorum ama Türkiye'yi bilmediğim için ben kalkıp da nasıl Türkiye'yi Almanya'yla kıyaslayayım ki? Yani bu kadar bilgilen, yani bu kadar aklının sizin de yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Yanlış anlamayın beni de ama bu kadar da sizin aklınız çalışması gerekiyor. Sonuçta bu kız Almanya'da doğmuş büyümüş birisi. Türkiye'yi nereden bilecek ki? Yani ben kalkıp da nereden size şimdi diyebilirim ki? Aa bak Almanya'da portakalın fiyatı şu kadar, Türkiye'de portakalın fiyatı şu kadar diye. Ben Türkiye'ye gittiğim bile tabii ki ailemde de falan kalıyorum ve yengemden pazara gittiği zaman, Migros'a gittiği zaman falan fiyatları öğreniyorum ama öğreniyorum. Ondan sonra 1-2 saat sonra zaten onu unutuyorum çünkü benim hayatım burada geçiyor ve ben fiyatları burada yani Almanya'da biliyorum. O yüzden lütfen bana yok işte Almanya'yı Türkiye'yi kıyaslıyorsun, Türkiye'yi kötülüyorsun, yok Almanya'yı kötülüyorsun. Ben hiçbir ülkeyi kötülemiyorum. Ben size sadece bilgi vermeye çalışıyorum. Benim bildiklerim, benim yaşadıklarım. Almanya Stuttgart tarafı. Stuttgart Almanya demek değildir. O yüzden lütfen benim söylediklerim her zaman ben size diyorum. Etrafa bakıyorum, arkadaşlarım var ama ben bütün Almanya'da yaşamadığım için öyle kasabalar var ki, öyle şehirler var ki, öyle fiyatlar var ki ben size sadece bu Stuttgart tarafındaki olan şeyleri, benim oturduğum kasabanın, şehrin, semtin taraf olduğu şeyleri yani söyleyebilirim. O yüzden yok işte sen yalan söylüyorsun, yok sen Türkiye'yi kötülüyorsun, yok sen Almanya'yı kötülüyorsun, yok sen gel de Türkiye'de yaşa da gör diye. Arkadaşım benim Türkiye'de yaşamam gerekmiyor. Ben Almanya'da yaşıyorum ve ben sana sadece bilgi veriyorum. Bu kadar fiyatlar şöyle böyle diye. Ortalama her zaman ortalama nedir siz de biliyorsunuz ben de biliyorum. Yani %100 öyle sadece değil ki hiçbir ülkede. Yani Almanya Türkiye kadar büyük olmasa da burada da her şey farklı ve normalde olan bir şey, iyi de olan bir şey farklı olması. Ve gelelim öbür konuya çabuk çabuk. Fiyatlar ve maaşlar. Bana çoğunuz teşekkür ederim bana bu kadar güvenip bana mesaj gönderiyorsunuz veya bana soru soruyorsunuz. İşte bu Almanya'ya nasıl gelirim veya Almanya'da Türkiye'de şu mesleği öğrendim. Almanya'da kaç para maaş alabilirim gibi sorular geliyor. Arkadaşım isterdim ki size gerçekten bir fiyat veya bir maaş rakamı söyleyeyim diye. Ama Almanya'da ve bu sanırım Türkiye'de de aynıdır.
Şimdi sen atıyorum kuaför öğrendiysen o zaman kuaför maaşları aynı değil her yerde. Atıyorum gerçekten bana göre bir kuaför 1000 euro ile eline geçen parası 1000 euro ile 4000 euro para kazanabilir. Bu nerede çalıştığın belli olması gerekiyor. Bu nasıl bir kuaförde çalıştığın belli olması gerekiyor. Ne kadar çok tecrübenin olması olduğu yani önemli olan şey ve tabii ki senin kendin yani şimdi beni yanlış anlamayın ama kendini nasıl sattığın belli oluyor. Atıyorum bir iş görüşmesinize gittiğiniz zaman şimdi ben işverenim sen iş alan olacaksın. Ve ben önceden tabii ki sonuçta ben kendim bir zamanlar personelde çalışıyordum. Personel ne oluyor bu firmanın? Şu işçi alma, işçi gene bırakma, ondan sonra maaş meseleleri bilmem ne falan yani maaşı nasıl uygularım, maaşı nasıl öderim gibi şeylerde. İş görüşmelerinde falan ben de hep yanındaydım bizim patronlarla beraber. Ve siz buna inanmazsınız ama ben bunu bir firmada gördüm. Bir şehirde değil, aynı firmada gördüm. İki tane insan aynı fabrikada, aynı nasıl derler, aynı makinede çalışan bir insan. Bir tanesi ayda 1500 euro eline geçiyordu. Öbürsünün 2500 euro eline geçiyordu. Aynı firmada çalışan insanlar, aynı makinede çalışan insanlar 1000 euro farklı maaş alıyorlardı. Diyeceksiniz ki nasıl olabilir bunlar? Olur. Ve bu her firmada var. Bu her yerde olan bir şey. Kendini bir de ne kadar veya nasıl gösterdiğin, ağzını açıp da nasıl derler, istediğini kabartan bir insan mısın, değil misin diye. Ben işverensem, o zaman seni davet ettiysem, o zaman tabii ki ben kendim biliyorum ben sana ne kadar maaş vermek istediğimi atıyorum. Ben diyorum ki tamam bu insan benden 2000'den 2500 euro maaş alacak ama bakalım ben yani kendisini bana karşı nasıl gösteriyor. Ona göre ben ona maaşını söyleyeceğim diye. Ondan sonra siz geliyorsunuz iş görüşmesini yapıyoruz. Ve siz ben size soruyorum siz ne kadar para kazanmak istiyorsunuz falan diye. Ondan sonra siz kalkıp bana diyorsunuz ki ben 3500 euro kazanmak istiyorum. Tamam ama ben bütçemi öyle ayarlamadım. Ondan sonra ama bakıyorum ki gerçekten bana çok yarayacak insansanız. Yani bu 3500 euroyu vereceğim ama siz iş görüşmenizde o kadar iyi kendinizi bana karşı gösterdiniz ki ve bana sattınız ki deniliyor Almanca'da. O zaman ben kalkıp da diyebilirim ki ya tamam ben buna bir şans vereyim. Tamam diyorum. O zaman siz diyorum 3500 euro alacaksınız. Ama bakın benim bütçem ilk önce ayarladığım aslında 2000 ile 2500 euro arasıydı. Bazı insanlar, böyle de insanlar var. Dediğim gibi siz bana geleceksiniz, iş görüşmesi yapacağım. Ben size gene de aynı diyorum yani 2000 ile 2500 euro ben bu insana vereceğim. Ama bakalım işte iş görüşmesinde nasıl kendisini bana gösterecek diye ve farkına varıyorum ki bu insan gerçekten tamam iş başvurusu güzeldi, iyiydi ama konuşması, ondan sonra bana gerçekten tam böyle %100 yarayacak insan olacağını zannetmiyorum ve kalkıp siz bana diyorsunuz ben size soruyorum siz kaç para maaş istiyorsunuz diye ve siz bana kalkıp diyorsunuz ki 2000 euro bütçemdesiniz aslında. Ama ben anlıyorum ki siz bana o kadar çok yaramayacaksınız. O zaman ben de diyorum ki kusura bakmayın ama bizim bütçemiz sadece 1700 euroya kadar size maaş verebilir. Ve neden? Çünkü siz bana tamam az olarak yarayacaksınız. Ben belki diyorum belki bunda biraz potansiyel vardır. Ben bunu aslında iyi yaparım ama ben buna ilk önce o kadar çok para vermek istemiyorum diye. Ve size kalmış olan bir şeydir. Siz bunu kabul edip veya etmeyeceksiniz diye. Ve arkadaşlar Almanya'da bu iş ve maaş konuları hassas olan bir şey. Hassas dediysem Almanya'da iş arkadaşlarınla maaşını konuşamazsın. Yani böyle açık ortamda diyelim ki kantinde oturuyorsun. Ve kalkıp da diyemezsin ki ya Mehmet, Hasan, Thomas bilmem ne sen kaç para kazanıyorsun gibisin. Sizi söylemezler. O yüzden zaten bunu işveren de bildiği için tabii ki ayrı ayrı maaşla verebilen bir duruma girebiliyor ve istediği gibi size maaşı verebiliyor. O yüzden size birisi kalkıp derse Almanya'da sen kuaförsen veya gel Almanya'ya kuaförsen sen ayda atıyorum 2000 euro kazanırsın veya sen ne bileyim şunu şunu yapıyorsan o zaman Almanya'ya gelsen bunu kazanırsın diye
Tek var olan bir şey vardır. O da Almanya'da saat başına size 8,50 € vermeleri mecbur. Bu en son yani en alt tabaka saat maaşı. Ama saat maaşını da çok az verilen bir maaş. Yani az dediysem daha çok böyle poşal diyorlar. Yani atıyorum size saat başına 8,50 € değil de size diyorlar ki ben sana ayda 2000 € vereceğim ve 2500 € vereceğim. Ondan sonra siz tabii ki hesaplarsanız atıyorum haftada 40 saat çalışıyorsanız o zaman kendiniz hesaplarsanız saat başına ben 9 veya 10 € alıyorum gibisini diye. Hiçbir YouTuber'dan, hiçbir Almanya'dan gelen insandan kaç para maaş alacağınızı bilmezsiniz. Öğrenemezsiniz. Bir mühendis bilen, üniversiteden yeni çıkmış bir mühendis bilen tabii ki merak eder. Ben şimdi mühendis olmuşum, o kadar çok okumuşum, etmişim, ben kaç para kazanırım diye internete bakarsın. İnternette sana yazan daha çok senelik maaşını söylüyorlar size. Ve mühendis bilen bakarsan Almanya'da senede 30 binden 65 bin € senede kazandığı maaş. Ama bu senin tabii ki hangi bir fabrikaya girdiğin, kendini ne kadar gösterdiğin, notların ne kadar olduğu olan bir şey. Yani atıyorum birisi ayda 3000 € da kazanabilir mühendis olarak. Başka birisi ayda 6000 € da kazanabilen oluyor. Yani o yüzden direkt yok işte sen şu maaşı alabilirsin diye dediğim gibi birisi size öyle bir şey söylerse inanmayın lütfen. Bunlara aslında inanmayın. Ve size atıyorum derse birisi ya sen kuaförsen o zaman Almanya'ya gel. Almanya'da en az bir 2000-3000 € kazanırsın diyen insanlar size aslında yalan söylüyor. Çünkü Almanya genel olarak böyle bir şey söyleyemezsin. Söyleyemezsin. Kiraları falan ortalama söyleyebilirsin ama maaş konusunu asla söyleyemezsin. En üç tane en sona bıraktım en büyük konulara. Ben bunu bana siz yazmadınız ama ben bunu bayağı bir Almanya'da yaşayan YouTuber'lardan gördüm. Herkes diyor ki arkadaşlar yani Türkiye'den yeni gelmiş Almanya'ya ne bileyim 1-2 seneden beri gelmiş ve sizleri biraz nasıl diyeyim size diyorlar ki ya işte inanmayın Almanya'da yaşayan insanlara. Almanya'daki yaşayan insanlar Türkiye'ye gidip de diyormuş ki Almanya battı sakın gelmeyin. Almanya'da artık hayat yok. Almanya'da artık iş yok gibisine şeyler. Ve ben bu konu hakkında biraz oturduğumu düşündüm ve biraz annem babamla da konuştum ben bu konuyu. Ve kendi tecrübelerime ve kendi geçmişime de falan da biraz geçtim. Ve ben bu sonuca vardım ve sanırım gerçekten bu sonuç doğru olan bir şey. Öyle konuşan insanlara yanlış anlamayın ve yalancı diye damga vurmayın. Sizin sadece bir şey anlamanız gerekiyor. Arkadaşlar benim anneannem ve dedem ikisini de Allah rahmet eylesin tam işte böyle 1970 senesinde Almanya'ya geldiler. Annem o zamanlar 11 yaşında. Bizim burada onlar da bizim bu yakın tarafına gelmişti. Yani Frankfurt'a, Berlin'e falan konuşmuyorum. Bizim bu taraflara gelmişlerdi. Bizim burada o kadar çok Türk yoktu. Ve onların gerçekten bayağı bir çaba göstermesi gerekiyordu. Zaten Almanya'yı bunu söylemek gereken olan bir şey, yani söylememiz gerek olan bir şey var ki bu Almanya'yı savaştan sonra bu 60'lı 70 senelerinde bayağı bir ekonomi patladığında bu Volkswagen bir ara yani galiba saatte kaç bin tane araba yapıyordu ama işçisi yoktu. Yani işçisi yoksa dediysem Almanlar fabrikadaki işleri falan beğenmiyorlardı. Ne bileyim atıyorum bir fabrikaya giriyordu ve ne bileyim orada olur ya böyle kasklar veya korumak için eldiven bilmem ne. Fabrika öyle bir şey vermediği zaman Alman diyordu ki yo hayır kusura bakma ben hayatımı tehlikeye atamam. Ama Almanya'ya kaldıran bizim yabancılardı, bizim Türklerdi, İtalyanlardı ve Yunanlardı. Çünkü en çok yabancı o zamanlar o üç ülkeden gelen insanlardı ve biz Türkler ve Yunanlar ve İtalyanlar Almanya'ya kaldırdık. Çünkü böyle temizleme işleri olsun. Okullarda tuvalet temizlemesini bilmem ne, temizlemesini fabrikalarda bilmem ne falan. Bunları bizim Türk kadınlarımız yapıyordu, Almanlar yapmıyorlardı. Çünkü Almanlar için bunlar pis işte. Bunlar öyle işlerle yani istemiyorlardı yapsınlar diye. Ve o zamanlar gerçekten birincisi mark zamanı ve bunu siz hangi insana sorarsanız sorun mark eurodan daha verimliydi.
Mark'tan alışveriş yaptığınızı Euro'yla şimdi yapamazsınız. Asla yapamazsınız. Gene de tabii ki sen şimdi kalkıp da 100 Euro'yu 100 TL ile kıyaslıyorsan tabii ki 100 Euro'yla daha fazla yani yiyecek olsun, et olsun zaten fiyatlar bambaşka ve Almanya'da tabii ki alım gücü daha çok var ne ki Türkiye'de. Ama bir de 100 Euro'yla 100 markı kıyaslasan o zaman 100 marktan çok şey, daha fazla çok şey alıyordum. Ben hatırlıyorum ufak çocuktum ve cumartesi günleri bizim alışveriş günümüzdü. Annem yatıyordu sabahleyin. Sabah saat 7'de 8'de beni babam uyandırıyordu ve beraber alışverişe gidiyoruz. İlk yaptığımız şey bankaya gitmekti ve bankadan her hafta yani her cumartesi günü 100 mark çekiyorduk ve o 100 marktan sanırım 4-5 torba yiyecek eve götürüyorduk. Tabii ki bunun içinde et, kıyma vardı, meyve vardı, sebze vardı. Ne bileyim haftalık işte ne lazımsa bir üç kişiye ve bizim Türklerin ne kadar çok et yediğini hele babam Kars'tan gelme. Yani her gün ona et lazım. Çünkü eti çok sevdiği için satın alıyorduk ve 4-5-6 torba eve getiriyorduk. 100 euro ile bile artık 6 torba eşya veya yiyecek getiremiyorsun. Ve bunu söyleyen bu Almanya batmış, Almanya'da artık iş yok veya Almanya'da artık hayat yok diyen insanlar benim annemin ve babamın yaşlarındaki insanlar, benim yaşımda veya benden daha belki 5-6 yaş büyük olan insanlar bunu söylemez size. Ama dediğim gibi annemin babamın yaşında olan insanlar veya daha yaşlı insanlar tabii ki söyler. Çünkü o zamanlar onların aklında hala da Mark zamanı, onların aklında da hala cumartesi günleri aslında çalışman gerekmiyordu ama isteyerek çalışmaya gittiğin zaman eline kapıda insanlar sana 100-200 mark veriyorlardı. Bu artık Almanya'da yok olan bir şey. Aynı fabrika, babam hala aynı fabrikada çalışıyor. Artık öyle bir şey yapmıyorlar. Ve öyle insanların yani o yaşta olan insanların yani eskiden düşündükleri şeyi, yaşadıkları şeyi insan bir düşünürse o zaman evet Almanya batmıştır. Ama bu dediğim gibi onların düşündükleri, onların 30-40 sene önce yaşadıkları Almanya ve en çok da Mark zamanı. Ve siz bir Alman'ı tanıyorsanız ve 40 yaşından daha fazla veya o kadar da olması gerekmiyor gerçekten. Ama bu Euro ile Mark zamanı bilen bir insana sorarsanız Türk veya Alman olsun o zaman size herkes ne söyleyecek biliyor musun? Almanya Euro ile battı diye. Bakın Türkiye ile Almanya'yı kıyaslamıyorum. Sadece Almanya'yı Almanya ile sadece 30 sene arasındaki farkı gösteriyorum. Siz böyle düşünmeniz gerekiyor. Bunları düşünmeniz gerekiyor. Ne ki hemen ya işte güyasına biz ha bu da var. Çünkü bir de onu söylemem gerekiyor. İşte bu Almanya'da yaşayan Türkler bunları siz Türkiye'de yaşayan Türklere bir neden için söylüyormuşlar. Çünkü biz Almanya'da yaşayan Türkler sizin Almanya'ya gelmenizi istemiyormuşuz. Çünkü siz buraya gelirseniz yani sen beni şimdi izleyen arkadaş yarın Almanya'ya gelirsen benim rahatım bozuluyormuş. Ve ben bu rahatlıktan size bir parça vermek istemiyormuşum. Bunu söyleyen arkadaşları ben tam olarak anlamıyorum. Çünkü neden anlamıyorum? Arkadaşım sen şimdi sen beni izleyen yarın buraya geldiğin zaman benim kucağımda mı oturacaksın? Benim evimde mi yatacaksın? Ben mi sana maaşını vereceğim? Ben mi senin giderlerini ödeyeceğim? Veya ne bileyim sen geldin diye beni mi buradan atacaklar? Ben bunu tam olarak anlamadım. Sen geliyorsun diye veya Türkiye'den Almanya'ya insan geliyor diye Almanya'da yaşayan zaten Türklerin niye rahatı bozulacak? Ben bunu anlamıyorum. Buna bir neden bana söyleyin. Ondan sonra diyeceğim ki tamam doğru veya doğru değil diye ama senin buraya gelmenle benim rahatım nasıl bozulacak ki? Yani neden bozulsun ki? Yani siz ne düşünüyorsunuz ki? Almanya ne bileyim sadece bir Almanya'da 1,5'tan 2 milyon arasında Türk var. Yani sen geliyorsun diye atıyorum bir yarım milyon şimdi Türkiye'den buraya gelse Almanya'da yaşayan yarım milyon Türk'ü gene dışarı mı atacaklar? Anlamadım gitti gerçekten. Ben seninle maaşını ödeyeceğim, ben seninle giderlerini ödeyeceğim. Sen benim hiçbir rahatımı bozamazsın çünkü sen benimle hiçbir alakam olmayacaksın. Yani
Bu rahat konusunda ben bunu gerçekten anlamadım. Yani siz de biraz düşünseniz gerçekten o zaman göreceksiniz. Yani biz Almanya'da yaşayan Türklerin nasıl rahatını bozacağız diye. Anlamıyorum gerçekten. Bana en çok gelen yorum, en çok kötü gelen yorum, hele hele ben bir Hristiyanla evli olduğum için helal et konusu. Deniz sen helal et yemiyorsun çünkü bir Hristiyanla evli olduğun için. Deniz sen tabii ki helal et yemezsin çünkü sen bir gavurla evli olduğun için. Deniz sen alkol de içersin, domuz eti de içersin çünkü sen bir Hristiyanla veya bir Almanla veya bir Polenle evli olduğun için hiç dikkat etmiyorsun helal et eve getirmeni. Arkadaşlar ben size bu konu hakkında ne diyeyim? İlk önce Markus hakkında söyleyeyim ben size. Birincisi, bunu lütfen kulağınızın arkasına yazın veya beni gördüğünüz zaman bunu düşünün. Ben bir Almanla evli değilim. Ben bir Hristiyanla evli değilim. Ben Polen'le de evli değilim. Ben beni seven ve benim onu sevdiğim bir insanla evliyim. Sadece bir insanla evliyim ben. Bu Hristiyanlıkla Almanlıktan hiçbir alakası değil. Bu evde yemek yapma benim görevim. Neden benim görevim? Çünkü Markus maalesef yemek yapmasını bilmiyor. Yani iki tane makarna sosuyla sosis kaynatabilir, patates kaynatabilir, makarna kaynatabilir. Bu kadar yani. Neyse olsa bilen şimdi ben Markus'a kalkıp ve Allah'ıma şükür benim eşim öyle birisi. Ben şimdi Markus'a kalkıp desem ki Markus ben artık bu eve et almayacağım. Markus sen ne zannediyorsunuz ne diyecek? Markus bana diyecek ki Deniz yemeklerin iyi olsun, yemeklerin güzel olsun, içinde et olsun ve olmasın benim umurumda değil. Ben kalkıp Markus'a desem ki Markus biz artık et ürünlerimizi sadece Türk bakkalından helal olarak alacağız. O zaman Markus diyecek ki tamam benim için hava hoş. Yani nereden istiyorsan çünkü sen yemeğini yapıyorsun ve ürünlerini de nereden alacaksan sen karar verirsin. Markus'un tabii ki ne bileyim çikolata olsun bilmem ne şey olsun tabii ki sevdiği şeyler var bunları karıştırmıyorum ben zaten. Ama et konusu olsun sebze olsun ben kalkıp Markus'a desem bile ben sadece organik dükkanından alışveriş yapacağım. Bütçe zaten o yani geçenlerde gördünüz galiba biberin kilosu 9 euroya yakındı. Bayağı bir bütçeyi saldar sanırım. Ama gene de Markus bir şey demez. Yani Markus'tan hiçbir alakası değil bunun. Sadece bunun alakası, ilk önce bunu söyleyeyim size. Her koyun kendi bacağından asılır. Ve ben etimi nereden alıp almayacağımı kararını ben veriyorum. Benim ailem de, benim annem babam da bunun hesabını vermeyecek. Bu sevapsa benim sevabımdır, bu günahsa benim günahımdır. Ve bu bunun hesabını ben Allah'a vereceğim. Ve siz kalkıp da benimle Allah arasında olmayın lütfen. Dediğim gibi her koyun kendi bacağından asılır. Ve ben kalkıp helal et almak istiyorsam helal et alırım. Helal et değil de ne bileyim normal Alman süpermarketlerinden almak istiyorsam normal Alman süpermarketlerinden alırım. Bazılarınız dediler ki Deniz yanlış lütfen anlama ben sana sadece Müslümanlık görevim olduğu için söylüyorum bunları. Çok teşekkür ederim. Beni düşündüğünüz için, kendinizi de düşündüğünüz için. Ama kararı ben vereceğim. Ve benim her seferimde bu alışveriş videolarımın altında ya işte sen hiç dikkat etmiyorsun, senin annen baban hiç dikkat etmiyor. Siz nasıl Alman süpermarketinden et alabiliyorsunuz, nasıl boğazınızdan geçiriyorsunuz bilmem ne falan. Arkadaşlar ben ne öğrendim? Ben size sadece bunu söyleyeyim. Benim annemin ve babamın bana öğrettiği şey neydi biliyor musunuz? Helal. Sabah saat 4'te 5'te kalkarsın. Kış demezsin, yağmur demezsin, işine gidersin. Helalından kazanırsın, eve getirirsin. Ve bu helal parayla aldığın şey bana göre, bu bana göre helaldir. Ve bunu da siz hiçbir zaman düşünmüyorsunuz. Hiç kimseyi ben yargılamak istemiyorum, etmiyorum. Benim kendim anneannem ve dedem ve benim büyük babam, yani babamın babası 70'li senelerinde Frankfurt'a geldi. Ve bayağı bir kaldı. Yani tam olarak bilmiyorum ama bir yarım sene, bir sene falan kaldı. Onu bırakın anneannemle dedemler buradaydı.
O zamanlar siz zannediyor musunuz? Şimdi olduğu gibi her sokak başında veya her şehirde Türk bakkalı olduğu için onların canı eti istediği zaman nereden et alıyorlardı? O zamanlarda süpermarketlerde de bilen benim hatırladığım öyle et falan yoktu. Bazı süpermarketlerde kasap vardı veya Alman kasaplarına gidip etini alıyordun. Şimdi bizim o zamanların burada yaşayan insanların anneannemiz, dedemiz, büyük babamız kötü bir insan mıydı? Çünkü helal et yemedikleri için. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Onların yedikleri et var ya, nasıl derler? Annelerinden içtiği süt kadar helaldi. Çünkü buraya geliyorlardı bir çaba için. Burada çalışıyorlardı. Helal anteriyle çalışıyorlardı. Helal çocuklarına yemek getiriyorlardı. Ve o parayla satın aldıkları her şeyi var ya, yani o kadar daha çok helal diye bir şey ben tanımam. Ve benim annem babam nereden alışveriş yapıyorsa yaparlar. Ben nereden alışveriş yapıyorsam yaparım. Bu ne benim Almanya'da yaşadığım ne de benim bir Hristiyanla veya bir Almanla evli olmamla hiçbir alakası değil. Siz bunu yapıyorsanız o zaman Allah kabul etsin. Gerçekten ben sizi kalkıp da asla ben asla birisini bir ben o kadar çok düşündüm ki yani bizim burada süpermarket var, Kaufland. Bunu her Almanya'da yaşayan Türk bilir. Kaufland sanırım her ülkede, her şehirde var. Kaufland'a gidiyorum. Orada da Türkleri görüyorum. Bazen kasada aynı kasada duruyoruz. Ve ben hiçbir zaman ama hiçbir zaman gerçekten bu videoları yaptıktan sonra böyle şeyler benim birdenbire üstüme geldi. Ben hiçbir zaman düşünmedim ki, aa bak Ali Hasan bilmem ne Alman marketinden et almış. O da helal et almıyor diye. Arkadaşlar dediğim gibi siz bunu yapıyorsanız gerçekten Allah kabul etsin. Siz böyle doğru buluyorsunuz o zaman tabii ki yaşayın. İnsan neyi doğru buluyorsa öyle yaşaması gerekiyor. Ama bunu da lütfen unutmayın ki sizin doğrularınız benim doğrum olmaması gerekmiyor. Ve benim ne yaptığımı, ne yapmadığımı siz bilmiyorsunuz. Siz benim gördüğüm yani sanırım ki en fazla gördüğünüz vloglar belki 30 veya 40 dakika. Hadi 1 saatlik vlog yapayım size ama bir günün 24 saati var. Ve ben size haftalık vlog yapıyorum. Bir günde bilen vlog yapsam 1 saat içinde geri kalan 23 saatte ne yapıp yapmadığımı siz bilmiyorsunuz. Benim nasıl bir Müslüman olup olmadığımı bilmiyorsunuz. Ve Müslümanlık sadece helal et satın alıp lan oysa ve bu değil. Yani yargılayamazsınız siz beni. Zaten dediğim gibi bu konu hakkında bazı yorumlar yazdım. Sonra gene hiçbir şey yazmadım. Açık bıraktım yorumları. Hiçbir cevap vermedim. Sonra gene yazdım. Bu konuyu artık bana siz dediğim gibi siz bana her şeyi yazabilirsiniz. Yani her bir kritiğe, her bir yoruma açığım. Sadece sizden tek istemediğim, yani tek istediğim şey küfür yazmayın. Küfür olursa bunu söyleyeyim ben size. Küfürleri siliyorum. Küfür bana yazan insanları bloke ediyorum diye. Ama siz bana tabii ki her bir yorumu yazarsınız. Ama sadece size bunu söyleyeyim. Bu helal et konusunda benden artık başka bir yorum falan beklemeyin. Sorunuz da olduğu zaman bu videoyu izleyin. Bu kadar. Umarım hoşunuza gitmiştir bu video. Sanırım çoğunuz da hoşunuza gitmeyecek. Ama ben size hayatımda veya aklımda ne olan şeyleri anlatmak istedim. Sizin yorumlarınızı biraz yorum vermek istedim. Ve her seferinde yazmak değil de böyle bir video yaparak ve belki dediğim gibi beni yanlış anladınız ama benim her söylediğim şey genel olaraktı. Sadece dediğim gibi maaşları genel olarak söyleyemezsin. Bunu hiçbir ülkede söyleyemezsin. Türkiye'de de aynı değildir. Bir kuaför, atıyorum bir star kuaförü, normal bir şehirde yaşayan kuaförle, ufacık bir ne bileyim kasaba kuaförüyle aynı para almazdır. Ve 4 odalı bir daire veya bir ev İstanbul'da, Zonguldak'ta, Kars'ta, Erzurum'da, Antalya'da aynı kira fiyatı değildir. Böyle şeyleri lütfen her zaman diyorum genel olarak düşünün. Ve gerçekten harcadığınız düşünceleri doğru yöne, iyi şeye yönlendirin ki gerçekten güzel şeyler olsun. Beni böyle kabul edin. Ben böyleyim.
Beni kabul eden zaten benim abonem kalır. Beni istemeyen veya söylediklerim şey zorunuza lütfen gitmesin. Ben sizi de kötülemiyorum. Ve bana yorum yazan da yani her seferinde diyorum helal etiyorsanız ben sizi kötülemiyorum. Tabii ki yaparsınız. Dediğim gibi insan ne istiyorsa onu yapsın. Zaten bir zaman geldiği zaman hesabını kendisi verecek. Benim annem babam bilen benim hesabımı vermeyecek. Benim eşim bilen benim hesabımı vermeyecek. Benim defterim açıldı. Benim kendi günahlarım ve kendi sevaplarım yazılıyor zaten. Ve bunları ben kendim karar veriyorum. Sadece siz söylüyorsunuz diye ben kalkıp da helal et alsam bile bunun sevabı olmaz ki. Arkadaşlar, kendinize lütfen iyi bakın ve Allah'a emanet olun. Bay bay.